Şimdi bugün size enteresan bir konu anlatacağım. Şimdi Iris birkaç gündür böyle kalçasıyla, kuyruğuyla uğraşmış. Bakın kuyruğu, bunun normalde çok tüylü bir kuyruğu vardır. Kuyruğunu böyle tüylerini yolmuş. Bunun sebepleri, kuyruk kovalayan bir köpek değil bu. Yani kuyruğuyla uğraşan bir hayvan değil. Şimdi köpeklerde anal kesede yangı dediğimiz bir olay var. Anal kese ne? Kıçının deliğin sağında, solunda, kıç deliğinin iç tarafında köpeklerde anal kese bulunur. Gel Iris buraya. Şimdi bu anal kese ne işe yarar arkadaşlar? Bu anal kese köpeğin dışkısının yumuşak formda çıkmasına yarar. Ve her çıkan dışkıda köpek dışkısına bu anal keseden gelen kokuyla beraber, sıvıyla beraber imzasını koyar. Diğer köpeklerde o köpeğin oradaki imzasından dişi mi olduğunu, ne olduğunu, kızanlama olduğunu falan bu dişinin dışkının kokusundan anlar ya da anlamaya çalışır. Şimdi ara sıra köpeklerinizi bu şekilde oturup bacaklarını uzatmış kızak yapar bir harekette görürseniz bilin ki köpeğin anal kesesinde bir yangı vardır. Ne yapacaksınız? Veteriner hekiminize gideceksiniz. Anal keseleri boşalttıracaksınız, sıktıracaksınız. Şimdi ben şimdi sıkılmanın nasıl olduğunu size göstereceğim. Ama bu çok pis kokan bir koku. Yani bu koku İnanın hani böyle kanalizasyon gibi kokar, lahım gibi kokar, acayiptir. Genelde hani eldiven meldiven giymek gerekir, elinize bulaşırsa, üstünüze bulaşırsa ya koku böyle tahammül edilemez bir koku olur. Yani o nedenle sıkmayı bunu temizlemeyi bilmeyenler genelde hani bu işi yapmasın derim. Zor bir işlem değil, basit bir işlem, öyle sıkıntılı bir işlem değil. Hani neyle yapabiliriz? Elinize bir işte kağıt peçete, havlu, pamuk, bez, eski bir bez, temiz bir bez ya da işte böyle kağıt havlu falan. Bu tarz ıslak mendil bir şeylerle yapabilirsiniz. Size tavsiyem eldiven giymeniz. Şimdi bu normalde poponun içine bir parmak sokulup içeriden tek tek sağlı sollu sıkılır ama biz genelde çift taraflı sıkıyoruz. Şimdi bunun kokusu aynı parvodaki kokuya benzer. Çok pistir. Rahim iltihabının kokusu da böyle kokar. O da çok pis kokar. Ama bu anal kese kokusu tahammül edilemez, dayanılamaz bir koku. Onu da size söyleyeyim yani. Şimdi nasıl sıkıyoruz? Hemen basitçe göstereyim ben size. Şöyle bir iki tane şuradan ıslak mendil alalım. Aa, çok aldık. Hadi şöyle alalım, elimizde olsun. Şöyle şunu açıyoruz. Gel Iris. Şimdi Gel kızım gel. Bakın arkadaşlar gel kızım gel. Gel şöyle, sen de yakın gel, şöyle göster. Şimdi bakın arkadaşlar, anal kese şu kıçı şöyle sağında solunda anal keseleri vardır. Köpek kızaklama yapıyorsa köpeğiniz anal kesede bir yangı var demektir. Bunu şu şekilde kıçını şu şekilde köpeğin sağlı sollu bakın şu şekilde sıkacaksınız şöyle. Bakın buradan tutacaksınız. Bu şekilde sıkıp bu keselerden iltihabı üf çok pis kokar zaten. Köpeğin kıçından sıkıp keseleri elinizle hissedip boşaltacaksınız arkadaşlar. Evet. Bakın arkadaşlar, acayip bir koku. Elinize melinize bunu bulaştırmayacaksınız. Böyle gelir, sıvı. Bazen bu anal keseler iltihap yapar, şişer, boşalttıramazsınız. Mutlaka veteriner hekiminize gidin. Ona antibiyotikli ilacını yapar, anal keseleri indirir. Bu anal kese yangısı eğer temizletmezseniz, bazı köpekler bunu kendisi atamaz. O zaman kıçının sağında solunda yarıklar oluşur. O yarıklardan bu anal kesedeki iltihap akar. Onu temizletmek, onu tekrar eski haline getirmek, o bakımı yapmak kirli de bir bölge olduğu için çok zahmetlidir. Onun için köpeklerinizin arada veteriner kliniklere gittiğinizde anal kese muayenesini yaptırın. Anal kese muayenesi önemlidir hayvanlarda. Buna dikkat edin. Köpeğiniz poposun üzerinde böyle kızaklar vaziyette de görüyorsanız bilin ki köpeğinizin anal kesesinde bir yangı var. Bir şişme var. Mutlaka boşaltılması gerekiyor. Bazen hani bizim büyük köpekler pek üstümüze başımıza böyle pek atlamaz. Küçük köpeklerde de olur bu.
O küçük köpekler üstünüze başınıza atlar. Böyle kahverengi mahverengi aynı buradaki gibi izler görürseniz, pis bir koku geliyorsa köpekten, bilin ki hani göremezsiniz kızaklama hareketini. Ama anal kesesinde yangı vardır. Çok pis kokar. Köpeğin kendisi de pis kokar. Dikkat edilmesi gerekiyor. Kontrol edilmesi gerekiyor. Temizlendikten sonra herhangi bir problem kalmıyor. Gel bakayım. Iris. Ya kızım. Sen eşek sıpası seni. Ya anal kese işi böyle arkadaşlar. Dikkat etmek lazım. Basit bir olayı var. Yani poponun içine sokup normalde sağlı sollu bir tarafı önce sıkılıp ondan sonra parmakla diğer tarafı sıkmak lazım. Ama bu iki taraftan da sıktığınızda da boşalıyor. Yani kendiniz de biraz eliniz böyle şeylere alışıksa rahatlıkla yapabilirsiniz. Bu anal kese yangısından kurtulabilirsiniz. Daha önceden benim biliyorsunuz erkek köpeğim Asko, 1,5 sene, 2 sene önce ölen erkek köpeğim Asko'da da böyle olmuştu. Onun anal kesesini biz birkaç kere temizlettik. Yan taraflardan yarılma oldu. Poponun sağından solundan akıntı olmaya başladı. İnan üniversitede götürdüm, ameliyat ettirdim Asko'yu. 2 kere ameliyata soktum, temizlettim. Sürekli iltihap, sürekli akıntı, sürekli iltihap. Yani kıçının, inanın her tarafı böyle yarıldı. Oralardan iltihaplar akmaya başladı. Çok antibiyotik tedavisi yaptık, çok uğraştık. Ama maalesef ki köpeği o dertten kurtaramamıştık. Ondan sonra da zaten hasta oldu. Bundan hasta olmadı ama hasta oldu, hayatını kaybetti. Kirli bölge olduğu için bazen inanın temizlemesi çok zor oluyor. Onun için sizden ricam köpeklerinizin sağlığına dikkat edin. Ufak tefek şeyler gibi görünür bunlar ama köpekte sıkıntı yapar. Köpekler rahatsız olurlar. Kendiniz de düşünün, bir yerinizde bir iltihap olsa, bir yangı olsa ne kadar canınız acır. Böyle yani bugün Iris'le çektik videoyu. O da bakın. Hayvanı görüyorsunuz. Sadece bir yangıdan dolayı hayvan keyifsiz. Yani sırf anal kesesinde bir yangı olduğu için bile hayvan keyifsiz yani. Garibim. Keyifsiz keyifsiz duruyor. Aferin güzel kızım benim. Evet arkadaşlar. Anal keseyi de temizledik. Yani ufak tefek size böyle detaylar veriyoruz. Daha önceden anlattık, kulak temizliği, işte patilerin arasına giren dikenlerin temizliği. Yani sürekli böyle küçük küçük detaylar veriyoruz. Bunları dikkat edin köpeklerinize. Bir de kış geldi, havalar soğuk. Köpeklerinizin beslenmede protein oranlarını biraz arttırın. Yağ oranlarını biraz arttırın köpeklerinizde. Yazdaki gibi besleme gibi kışın devam etmeyin. Beslenmelerine de biraz dikkat edin. Mamalarda biraz daha kaliteli mamalara geçmeye çalışın. Havalar soğumaya başlıyor. Aralık ayının ortasındayız. Kar yağmaya başladı memlekete sağa sola yavaş yavaş. Köpeklerinize dikkat edin. Köpeklerinizin sağlığına dikkat edin. Yeni videolarda görüşürüz. Görüşmek üzere. Köpeksiz kalmayın. Hoşça kalın arkadaşlar.